Şimdi çalışma yöntemimiz arkadaşlar gösterdiğim şekilde olacak. Ödev diyeyim buna. Ödevi bu şekilde, daha doğrusu meşkinizi bu şekilde istiyorum. Bakın aldım boyamı. Tam ortası sayılır şurası. Hemen sağ tarafına koydum. Aynı hizadan, bak hizalıyorum. Hizalıyorum. Getirdim buraya koydum. Tamam. Şimdi bak bir ona bir ona. Önce bir tanesini yaparsanız karıştırırsınız. Aynı hizada gitmem gerekiyor. Niye? Ben çünkü size göre fırçayı daha güzel sıktım. Ona göre attım. Şimdi şu biraz daha büyük oldu. Bak kalan bizi almıyorum tekrar. Bizdeki boyu tekrar buna koyuyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi iki tane yuvarlağımı koydum. Hatta gözüme ufak geldiyse bak aldım. Bak yöntem şu. Az boya koymak istiyorum. Aldım. Sıyırdım kavanoza. Bir buna. Bir buna. Şimdi bu sefer arkadaşlar yukarı doğru çalışacağım için yukarı doğru yapacağım. Demiştim ki en ortası en dışı. İkisinin ortasından yukarı doğru hareket ediyorum. Sonra eğer bunu devam ettirirsem bununla eşit olmazlar arkadaşlar. Bu sebeple bir de oradaki şeyi buraya alabilir miyim peçeteyi? Aynısı arkadaşlar burada da yapıyorum bakın. Aldım ileri doğru ittirdim. Şimdi arkadaşlar kalınlaştırmak için tekrar batırdım. İleri doğru götürdüm. Aldım. İleri doğru götürdüm. Tamam. Sonra arkadaşlar şimdi ne yapıyordum? Saplardan böyle aşağı iniyordum. Nasıl? Sapın yaklaşık 1 santim dışından beri direkt aşağı inmiyorum. Sapa doğru yanaşarak geliyorum. Bakın aldım. Sapa doğru yanaşarak geldim. Bıraktım. Geldim sapa doğru yanaşarak. İkisini aşağıda birleştirdim. Bak biz en derine geldik şu an arkadaşlar. Aşağı indirirken batmamız gerekiyor. Yoksa incelmez burası. Sapa doğru yanaşarak geldim. Dışarı çıkmadan bıraktım. Hafif şöyle kart gibi yapıyorum. O görüntüyü gördüğüm andan itibaren bırakıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yaprakları nasıl yapıyordum? Onları bu sefer boyaları taşımıyorum. Sadece ileri attırıyorum. Bakın bir de sağa ve sola değil. Yukarı doğru direkt. Şu. Mevzu bu. Yeşilin tam ucuna. Bak. Her oraya ne yapıyorsam arkadaşlar boyu da aynısını yapıyorum. Bir ona bir ona yapmıyorum. Yani bunu yaptıktan sonra buna geçmiyorum. Bitirdikten sonra buna geçmiyorum. Aynı anda gidiyorum. Şimdi baktım büyüdü bak. Şimdi bunu göz göre göre büyütüyorum bak. Ne kadar büyük oldu arkadaşlar. Diyorum bunu yaparsam yaprakları ufak, başı çok büyük olacak. Bunu istemiyorum. Bunu küçültmem gerekiyor şimdi. 30 numaralı bizle istediğim yani bir büyük bizle küçültüyorum. Şimdi şöyle bir hata gördüm arkadaşlar sizde. Benim yaptığım boyutta yapmayıp benim kullandığım bizleri kullanıyorsunuz. Yani daha ufak yapıyorsanız mesela bunun bir ufağını daha kullanmanız lazım. Şimdi ikisi eşit konuma geldi sayılır. 30 da bunları bölüyorum demiştim. Bakın çok uzaktan değil arkadaşlar. Çok uzaktan bir derinden girirseniz burası arası çok açılır. Kötü bir görüntü olur. Sapın hizasından beri geliyorum. Hemen dışından sayılacak bir yerden beri kırmızının ortasına kadar böldüm. Hemen aynı işlemi buna da yapıyorum. Kırmızının ortasından böldüm. Çok yaşa. Şimdi arkadaşlar dört gözümle ikiye böldüm. Pardon elimle şöyle ikiye bölmüştüm. Gözümü dörde bölüyorum. Dörtte birinden tutuyorum. Yukarı 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 kıvırıyorum. Yine dörtte birinden tuttum. Yukarı 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 kıvırıyorum. İstediğim şey bu. Bu arada Ebru'yu niye arkadaşlar izlerken zevklidir. Teknenin başına geçince öyle olmuyor. Evet.
Evet, alayım. Evet, geliyor. Bakalım bu ayarları nasıl olmuş.